Bir oyun türü ortaya çıkarmak ne kadar zor düşünce değil mi? Oyun yapmanın başlı başına zor olmasını geçtim. Oynanışıyla, hikaye anlatımıyla daha önce hiç yapılmamış türde bir oyun yapmak hele ne kadar zor olmalı. En son böyle bir şeye şahit oluşumuz galiba Souls-like oyunlarla oldu değil mi? Demon Souls, devamında gelen Dark Souls'lar ve sonrasında gelen Bloodborne'dan sonra bir ara bu türe böyle bir souls -born dedik. Ama o safayı geçip artık Souls-like kavramını kullanmaya başladık. Bir yandan gelişmeye devam eden bir yandan da bazı şeylerin rayına oturduğu artık bu oyun dünyasında hiç yapılmamışı yapmak çok çok zor. Herkes böyle güvenli limanlardan yolculuk edip tutmuş elementlerle yapıyor oyunlarını. Bunları size anlattım çünkü bir tür oluşturmanın ne kadar nadir ve değerli olduğunu göstermek istedim. Buradan Metroidvania'nın doğuşuna doğru yolculuğa başlıyoruz. Şimdi ders anlatır gibi olmasını istemiyorum. O yüzden türün doğuşunda olanları hızlı hızlı anlatayım. Metroidvania'nın isim babalarına gelmeden önce bir tür oluşturma gayesi olmadan bu türe ait olan oyunlar var. 1985 yılında Sharp X1'e çıkan Brain Breaker, yine aynı yıl bayağı bir platforma çıkan Zanadu farkında olmadan Metroidvania türüne dahil olmuş oyunlar. Bu oyunlara literatürde bir de Proto Metroidvania oyunları deniyor. Vay anasını insanlık öncesi çağlardan bahsediyoruz sanki. Gerçi bu oyunlara baktığımızda bugün bildiğimiz tanıdığımız Metroidvania'lardan pek bir esinti göremiyoruz. Bir de marka değeri olmadıkları için kendi isimlerini koyamamışlar. Böyle zana breaker olamamışlar yani. Bunlardan tam bir sene sonra çıkan Nintendo'nun elindeki en büyük IP'lerden biri olan bir oyun bu türe benliğini kazandırdı. Ve o yılda çıkan oyunu bile bugün bildiğimiz çoğu Metroidvania elementine sahip. 1986 yılında NES'e çıkan Metroid'den bahsediyorum. Bu noktada artık türe neden Metroidvania dendiğini yavaş yavaş anlıyoruz. Metroid serisi bu tür oluşturan elementlerden biri. Peki o sondaki Vanya nedir? Birazdan oraya geleceğim. Çok kısa 1986 Metroid'den bahsedeyim. Çünkü kendim oynadım ve bitirdim. Samus Aran isminde bir kelle avcısı var. Mekanada uzay ve türlü türlü gezegenler. Metroid'in ilk oyunu tehlikeli bir uzaylı türü olan Metroid'lerin uzay korsanları tarafından kaçırılıp mutasyon ile kitle imha silahı haline çevrilmeye çalışılmasını konu alıyor. Bütün bunları Samus'un engellemesi lazım. Oyun genel yapısıyla dediğim gibi bugün bildiğimiz bir sürü Metroidvania elementini içeriyor. Metroidvania Metroidvania nedir lan bu Metroidvania dediğinizi duyar gibiyim hemen açıklıyorum nedir bu Metroidvania. Metroidvania ismini ikinci seviye bir başlık olarak kabul edebilirsiniz. Bunun bir üstünde platformer başlığı var. Onun da bir üstündeki ana başlık olarak da aksiyon macera var. Yani aslında Metroidvania aksiyon macera türünün bir alt türü. Peki nesi farklı? Yani neden ayrı bir isim verilmiş? Bunu da hemen açıklıyorum. Metroidvania oyunlarının devasa bir adet haritası olur. Seni bu haritanın bir yerinde oyuna başlatır. Bütün harita senin. Hadi gez. Gez gezebiliyorsan sen de bir gaza gelirsin. Aha başladık oyuna lan. Galiba her yer açık. Dolaşayım bir gezeyim. Azıcık bir ilerliyorsun. Hop kocaman duvar. Hadi bakalım. E ben burayı nasıl geçeceğim? Ha galiba double jump. Yani böyle çift zıplama gibi bir özellik lazım. Tamam diyorsun. Ben buraya böyle azıcık yukarıdan geldim. Birazcık geri de aşağıya doğru gidilen bir yer vardı. Sonra geri dönüyorsun. Aşağıdaki yoldan gidiyorsun. Sağa dönüp ilerlemeye başlıyorsun. E ee, Burada da şimdi kocaman bir kaya var. E olan elimdeki silah çalışmıyor. Ha diyorsun buraya daha güçlü bir silah lazım. Tamam ben az önce sağa yürüyüp geldim. Bu sefer de geriye dönüp sola gideyim diyorsun. Tamam diyorsun bu sefer soldan gideyim. Soldan gidiyorsun. Eee e, abi gidilecek yeri görüyorum ama yerde daracık bir delik var. E benim karakter daha eğilemiyor veya yerde kayamıyor. Lan nasıl geçeceğim? Bunlardan hangisini ilk alacağım? Hayabesinin nikahı alan geride neresi kaldı? Hemen göz internete bakıyorsun. E senin çoktan bir tane bossla karşılaşıp onu kesmen lazımmış. Zaten double jump'ı da oradan alacakmışsın. Ulan bu boss nerede? Bütün bu anlattıklarım yaşanırken haritada 2-3 kez de kaybolduğunu hesaba kat. Al sana Metroidvania. Şimdi Metroidvania'yı açıkladın mı? Yoksa kafanızı daha çok mu karıştırdım? Özetle o devasa haritanın hepsine hemen erişemediğin bazı özellikleri araştırmaya dayalı bulup yeni özellikler sayesinde yavaş yavaş haritanın yeni yerlerini keşfettiğin ve bu sürecin son bosa kadar devam ettiği bir oyun türü. Yani zora araştırmaya, keşfetmeye gelemiyorsanız bu tür sizlik değil. Şimdi türün ismini bir çözümleyelim. Metroid Vanya. Metroid'in nereden geldiğini anladık bence. Bu Vanya nereden geliyor? Castlevania serisinden Hemen Castlevania oyunlarına bakıyoruz Yaşasın Castlevania'nın ilk oyunu da 1986'da çıkmış Tam Tsubasa Misaki gibi süper ikiller be Kol kol adamlar yeni bir tür oluştur Ne? Castlevania 1 Castlevania 2 Castlevania 3 Super Castlevania 4 Ve bir o kadar da ara oyun Dümdüz aksiyon platformları mı? Bu oyunlar Metroidvania değil mi? Ee, Metroidvania türündeki Castlevania oyun hangisi diye soracak olursanız 1997 yılında çıkmış olan Symphony of the Night oyunuyla Metroidvania türüne dahil olmuş. Şimdi burada kişisel bir başkaldırı yapacağım. Bana katılanları yorumlarda görmek isterim. Bir de izlediğiniz şeyi beğenirseniz like atarsanız çok sevinirim. Çünkü YouTube beni like sayısına göre öne çıkarıyor. Teşekkürler. Bu türün ismi neden Metroid -like değil? Neden? Şimdi türün başlangıcı olarak Metroid'in ilk oyununu sayıyoruz değil mi? 1986. Şimdi zaman azıcık ileri sar. 1991. Metroid 2 Return of Samus, alcık daha ileri sar, 1994 Super Metroid, etti mi sana 3 tane Metroidvania türünde Metroid oyunu, ulan daha Castlevania serisinin Metroidvania'ya dahil olmasına 3 yıl var, 97. Başka bir oyununda bu türe benzer bir oyun çıkarmasını mı beklendiysin vermek için? Yani Souls-like dediğimiz gibi Metroid-like diyebilir diyebilirmişiz aslında ama artık çok geç. Bence o zamanlar birazcık Konami... Ağırlığını koymuş gibi düşünüyorum Yani bu türe biz de ismimizi koyalım Aradan reklam olur diyerekten Orada bir açnaf fişine dönmüş Bence ee, Ama artık kabul etmek zorundayız Ben o zamanlar bana sorsalar Metroid like derdim Huh çok konuştum bir su içeyim Bugüne kadar Metroidvania türüne ait bir sürü Metroid oyunu oynadım İlk Metroid Super Metroid, Metroid Fusion Metroid Prime, bu Prime'lere biraz sonra ayrıntılı gireceğim Metroid Samus Returns Dahil bir sürü oynadım Benzer şekilde yine bir sürü Castlevania oyunu da oynadım. Castlevania 1, Castlevania 3. Niye 2 oynamadın derseniz 2 eşekler kovalasın. 3DS'teki Castlevania Lord of Shadow, Game Boy Advance'teki Castlevania Circle of the Moon. Şu oyunların arasında belki de tek adam akıllı Metroidvania türündeki oyun Circle of Moon'du. Şimdi böyle olunca insan ister istemez bu isim olayını biraz garipsiyor ama artık bunu kabul ediyorum dediğim gibi. Şimdi bu iki isim babasına biraz daha yakından bakalım. Metroid ucundan azıcık bahsettiğim üzere Samus Aran'ın merkezinde olduğu uzaydaki maceraları konu alan bir seri. Uzay Federasyonu bir halt yer, tutuşur ve Samus'u ararlar. Samusta Usta gelir günü kurtarır. Aslında hikaye ve lore açısından Castlevania ile karşılaştırıldığında çok çok zayıf. Buna takılmayan bilim kurgu seven kişiler Metroid oyunlarına bayılacaktır ama. Metroid ismi çok tehlikeli bir uzaylı türünü temsil ediyor. İşin aslı bu tür genetik mühendisliği ile yapılmış bir ürün aslında. Antik Chozo uygarlığı deneylerle bu Metroid türünü yaratmış. Onların dilinde zaten Metroid Ultimate Warrior yani en büyük savaşçı demek. Adamlar belki bilerek belki bilmeyerek o evrenin en güçlü türünü oluşturmuşlar. Bu metroidlerin esas olayı da başka organizmaları emçükleyerekten ele geçirmesi ve onları kullanması zaten. Seri boyunca birçok oyunda Samus ile metroidlerin bitmek bilmeyen dövüşlerine şahit oluyoruz. Metroid oyununun bana göre karakteristik özellikleri inanılmaz bir atmosfere sahip olması ve Samus karakterinin muhteşem karizması. Sadece güçlü ve cesur değil, gerçekten bazı hareketleri resmen havalı olmak için yapıyor ben buna bayılıyorum. Genelde Metroid oyunlarında böyle Samus bütün özellikleri varken başlar. Ama bir patlama çatlama olur hop özelliklerini kaybeder. Oyun boyunca da bu özellikleri yavaş yavaş toplayarak sona doğru ilerler. Zaten özellikleri aldıkça haritanın da önceden ulaşılamaz yerlerine ulaştığımız için en ilgi çekici yönünün bu olduğunu düşünüyorum. Mesela karşına bir yeşil kapı çıkıyor. Biliyorsun ki bunu açmak için farklı türde bir silah ihtiyacın var. Ice Beam olur, Wave Beam olur bir şey eksik geri dönüp fellik fellik bu kapıyı açacak bir özellik arıyorsun. Ve oyunun büyüsü de burada ortaya çıkıyor. Morph Ball, Double Jump, kanca gibi silahlar, farklı farklı beam türleri, farklı zararlara karşı koruyan kıyafetler derken Samus oyunun sonlarına doğru böyle Voltran'ı oluşturacak hale geliyor. Meşhur rakiplerinden biri de Ridley. Bir uzay korsanı. Bizim Samus'un da en dişli rakibi zaten. Sonunda Smash'e de geldi biliyorsunuz. İşte Metroid serisinin en özet hali bu. Eğer Metroid lore'u veya oyunları ile ilgili daha çok video istiyorsanız yorumlarda belirtin. Gelelim Castlevania'lara. Metroid uzayda geçerken Castlevania ortaçağ soslu fantastik bir evrende geçiyor. Seri daha tanıdık karakterlere ve arka plana sahip. Şöyle ki ana düşmanımız Dracula. Evet evet şu bildiğiniz kanımcıklayan vampir imparator. Bu Metroidvania türüne dahil olmayan ilk Castlevania'larda da böyleydi. Sonradan rayına oturan Castlevania'larda da böyle. Belmont ailesinin fertleri olarak her macerada Dracula'yı alt etmeye çalışıyoruz. İlk iki oyunda Simon Belmont'ı kontrol ederken, üçüncü oyun Dracula's Curse'de geçmişe gidiyoruz ve Simon'ın atası Trevor Belmont'ı canlandırıyoruz. Dördüncü oyunda da yine Simon'a geri dönüyoruz. Oyun Metroidvania elementleri kazanana kadar dümdüz aksiyon platformerdı. Genelde yukarı yönde olacak şekilde ilerliyoruz, düşmanları öldürüyoruz veya öldürmüyoruz hiç fark etmez. Sadece ölmeden devam ediyoruz, bölümün kapısına ulaşıyoruz, loading screen sonra diğer bölüm Böyle böyle son bossa kadar gel, son boss'u yen ve oyun bitsin. Metroidvania haline gelince tahmin edebileceğiniz gibi yeni özellikleriyle ki bunlar arasında double jump'tır, yerde kaymadır filan. Yeni haritanın bölümleri açılacak kıvama geliyor. Aslında Castlevania'lar için Metroidvania sosuna bandırılmış side-scrolling RPG'ler diyebiliriz. Çok fazla RPG elementi var. Baya baya level atlıyorsun, canım manan artıyor, silahların farklı farklı, bazı oyunlarda elemental yetenekler kullanabiliyorsun. Circle of the Moon'da mesela DSS denilen bir sistem vardı. Çok acayip lan, böyle kart kombinasyonları ile kullanabileceğin elementi ve büyü bazlı yetenekleri değiştirebiliyordun. da özet haliyle böyle. Türe ismini veren iki babayı anlattık. E başka bu türde oyun yok mu kardeşim yok mu yeni oyunlardan falan filan diyebilirsiniz. Tabii ki var. Hollow Knight, Ori 1 ve 2, Guacamili, Action World ki bunun ikinci oyunu da gelecek. Steam World Dig gibi bir sürü oyun Metroidvania türünü yaşatıyor. Ama dikkat ettiyseniz genelde bağımsız yapımcılar yaşatıyor bu oyun türünü. Yani büyük yapımcılardan işte Nintendo kaldı yaşatan veya yaşatmaya çalışan. Bir de artık Moon Studios'u e, Xbox satın aldı diye düşünürsek ki öyle zaten. Evet Xbox tarafı da Microsoft tarafı da e, aslında Metroidvania'yı Ori üzerinden besliyor diyebiliriz. Duyurulan ve deli gibi beklediğimiz oyunlar da var. Ama yani bu söyleyeceğim iki oyun artık peri masalına dönüştü. Gerçekten varlar mı çıkacaklar mı bilmiyoruz. Hollow Knight 2, Silksong ile Metroid Prime 4'ten bahsediyorum. Metroid Prime demişken buraya bir parantez açayım. Metroidvania türü genel olarak 2D side-scrolling şeklinde ilerlenen bir yapıya sahip. Metroid Prime serisiyle bu tür üçüncü boyutun nasıl olabileceğini bize gösterdi. Nintendo yeni şeyler denemeyi çok seviyor. Her zaman ortaya güzel şeyler çıkmasa da bu yaratıcılıklarını seviyorum. Adamlar 2 boyutlu Metroidvania evrenini hem 3 boyutlu hale getirdiler hem de FPS oyun yaptılar. Peki ne oldu? muhteşem oldu. Ne olacak? Ben de uzun yıllar Türkiye'de arayıp bulamadığım Metroid Prime Triloji oyunlarını Paris'te böyle sıradan alelade bir oyun dükkanında buldum. Böyle rafları karıştırıyorum Wii oyunlarının olduğu rafları. Dandik dündük oyunlar böyle dünyada 1 euro 2 euro vermeyeceğiniz oyunların arasından bu çıktı. 60 euroydu fiyatı. Hala çok net hatırlıyorum. Hiç düşünmeden verdim aldım. Bazı oyunlarda Metroidvania'ya dahil edilmese de Metroidvania elementlerini içerebiliyor. Siz de oynadığınız oyunlara bir o gözle bir bakın. Elbet siz de böyle ayrıntılar fark edersiniz. Mesela Resident Evil 0 oynarken Ebu Metroidvania demiştim çok net hatırlıyorum. Evet esas türü bu değil tabi ki Resident Evil oyunlarının. Aksiyon korku demek lazım. Ama oyunun ilerleyiş şekli tam bir Metroidvania. Oynadıysanız ne demek istediğimi anlarsınız. Belli odalara veya bölgelere ulaşmak için önce farklı anahtarlar veya aletler bulmak zorundasınız. E burada karakterin yetenek kazanması yerini alet elevat bulmasına bırakmış. Metroidvanyalara daldıkça her oyunda biraz biraz böyle ayrıntıları fark eder hale geliyorsunuz. Konuyu kapatmadan önce birkaç bir şeyden daha bahsedeyim. Sonuçta bir oyun türüne ele aldık ve bu oyun türü benim en sevdiğim oyun türü aslında bilmiyorum biliyor musunuz? Öncelikle şunu sormuş olayım yorumlarda belirtin. Bu tarz oyun türlerine yönelik açıklayıcı ve örnekleyici. Yani şu izlediğiniz şeyden hoşlandıysanız bunu başka oyun türlerinde görmek ister misiniz? Bu bir. İkincisi en sevdiğim oyun türü bu diyorum. Peki bu oyunlar arasında bir en sevdiğin yok mu diyebilirsiniz. Tabii ki var. En sevdiğim Metroidvania oyunu Ori serisi. Hatta daha spesifik olayım. Ori'nin ikinci oyunu Will of the Wisps. Kendimce nedenlerini de anlatayım. Metroidvanialar tür itibariyle birazcık bunaltıcı. Bunu kabul ediyorum. Oyundaki ilerleme hissi ikide bir duraksıyor. Çünkü en ee, niye olacak? Bir özellikten ötürü çıkmaz yola giriyoruz. So, hadi bakalım geriyi bir araştır. Backtracking yani geldiğinizi gerisin geri takip etme olayı zorunlu. Bu yüzden bu tarz oyunların atmosferi inanılmaz fark yaratıyor. Mesela çok beğenilmesine rağmen ben Hollow Knight'ı henüz bitiremedim. Oyunla bir sorunum yok. Atmosferi ruhumu daraltıyor. Zaten Metroidvanyalar az önce açıkladığım bunaltıcı unsurlara sahip. Hollow Knight da böyle hem teması hem platform kısımlarının dar olması böyle ruhum sıkışıyor. Ya. Allah affetsin bitiremedim. Şimdi gelelim oraya. Atmosfere bakıyorsun, için açılıyor. Yani böyle haritasında gezdikçe gezesin geliyor. Tam bir atmosfer harikası. Metroidvania'nın büyüsü, dövüş mekanikleri değil bence. Kendisini keşfetmeye ne kadar teşvik ettiğinde yatıyor. Hikaye ve müzik de eklenince, Ori'nin ikinci oyunu, oynadığım tüm oyunlar arasında en sevdiğim üçüncü oyun oldu zaten. Ben daha ne kadar öveyim bu oyunu? Steam indirimlerinde 25 liraya kadar düşüyor. Alın oynayın. Metroidvania'ya hiç girmemişseniz direkt damardan bu zevki tatmış oluyorsunuz. İşte böyle. Elbet bahsetmeyi unuttuğum birkaç bir şey daha vardır. Onlar da artık affola. Yani elimden geldiğince niyetlendiğim bütün konulara değinmeye çalıştım. Şimdi bu kontrol edelim. Ori iki övüldü. Süper Met... Ana. Süper Metroid övmedim lan. Süper Metroid nasıl övmem? 1994 yılında böyle bir oyun... <laughs> lan. Ben de bu geyiği biraz abarttım artık. Kahvehanedeki dayılara döndüm ya. Hep aynı geyik, hep aynı geyik. Şaka bir yana Super Metroid ve onun ikinci oyunu bence şimdilik Metroidvania türünün zirvesindeler. Bakalım yakın zamanda Symphony of the Night'ı da oynamayı düşünüyorum. Türe ismini veren babaların birinin ilk Metroidvania oyunu. Elbet bir fark yaratacaktır benim için. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz ve eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Eğer izlediğiniz şeyi beğendiyseniz like atmanızı rica ediyorum ki like sayısına göre YouTube beni daha çok hale alıyor. Daha çok kişinin önüne çıkarıyor. Bu sayede kanalın büyümesine acayip destek olmuş oluyorsunuz. Ben kaçtım. Bu videoluk bu kadar. Diğer videolarda görüşeceğiz zaten. Hoşçakalın. Bay bay. Selçuk Gold ve üzeri üye olanlara desteklerinden ötürü çok teşekkürler.